Herkese merhabalar, Lines hoş geldiniz. Ben Mehmet Erhan Savaşçı. Avrupa Arenası'nda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Recep Tarık Arıcan'la beraber biraz kötü geçen bir haftayı maalesef konuşacağız. Geçtiğimiz hafta da kötü geçmişti. O zaman Berk Mert Öz'le konuşmuştuk. Sevgili Berk de normalde programı Recep'le beraber yapıyor. Tarık diyeyim hatta. Tarık'la beraber yapıyorlar. Ama kendi işlerinden dolayı maalesef olamadı. Ben tekrardan onun yerini aldım. Önümüzdeki haftalarda zaten ikisi tekrardan devam edecekler. Bu haftalık tekrardan ben varım diyeyim. Recep hoş geldin. Hoş buldum Mehmet Erhan. Umarız ki devam edebilir program. Çünkü temsilcilerimizin de ilerlemesini bir hayli istiyoruz. Evet. Fakat özellikle son 2 haftadır pek istediğimiz görüntüleri alamamaktayız. Aa, kesinlikle. Ya istiyorsan Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Sonrasında Avrupa Konferans Ligi diye devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz var zaten Galatasaray ki diğer temsilcilerimize nazaran çok daha iyi performans sergileyerek devam ediyor şu anda. Onlar da Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Yine geri düştüğü bir maçta bir şekilde hızlı bir şekilde hatta Onana'nın da biraz yardımıyla bir puanı kurtardılar. Artık Kopenhag'da son maçta gruptan çıkacakları veya Avrupa'ya gidecekleri belli olacak ki umarız en kötü senaryo da Avrupa'ya giderler. Yani gruptan veya Avrupa'ya gidememe gibi dördüncü olmaz diye düşünüyorum inşallah. Ne düşünüyorsun hem Galatasaray ile ilgili, grupla ilgili bir fikirlerini alalım senden. Öncelikle şöyle başlayalım. Manchester United son maçını Bayern Münih karşısında oynayacak. Evet. United eğer Bayern Münih'ten 3 puan alırsa ve Galatasaray Kopenhag'la galibiyet dışında bir sonuç aldığı takdirde 4. bitiriyor grubu. Bu en Aynen. istemeyeceğimiz sonuç olur ki bu şekilde 6 maç geçiren Galatasaray'ın gruptan 4. çıkması belki de Yazık olur. futbol adına adaletin olmadığını hepimize göstermiş olur. Bunun haricinde ben Galatasaray'ın kurtarıcı takımının Manchester United olduğunu düşünüyorum bu grupta. Çünkü gerçekten en iyi maçlarını, en keyifli maçlarını United'e karşı oynadılar ki bunu biz hatırlarsın ki gruplar ilk çekildiği zaman konuşmuştuk. Çünkü Evet. Manchester United'ın bizim takımlarımıza karşı birazcık daha böyle cömert olduğunu konuşmuştuk ve bunun da bize çok iyi yansıyacağını Evet. tahmin etmiştik diyebiliriz. Galatasaray'ın tek üzüldüğü noktası ilk Rams Arena'da Kopenhag karşı alınan beraberlik ki onu da zar zor almışlardı. Belki olmasa şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk. Maç Evet. içerisine gelecek olursak da aslında oldukça kötü başlayan bir maç. Gerçekten böyle bitiyor olması Galatasaray adına çok büyük bir şans. Buna da artık kadro derinliğinin, oyuncu kalitesinin ve takımın nasıl iyi dizayn edildiğini çok net bir şekilde görmüş olduk. Ki bence kadro başlangıcında yani ilk 11'de Okan Buruk'un hataları bulunuyordu. Rakibine analiz etme karşısında ciddi problem yaşamışlardı. İşte Kaan Ayhan'ın oynaması olsun, Evet. Ndombele'nin Torreira'nın yanında oynaması olsun ki United'ın ortalarının nasıl olduğunu biliyoruz. İşte bunun haricinde stoperlerin zaten uyumsuzluğu çok net bir şekilde gözümüze battı. Nelson'un oynamayışı olması hepimizin dikkatindeydi. Yani bunların hepsine baktığımız zaman 2-0 geriye düşüp 3-3'lü bir skorun çıkması büyük şans. Ben Ziyech'in yani oyununa gerçekten hayran kaldım. Özellikle Evet. dakika 60-70 olması lazım. Savunmada kimse olmadığı için kendisi depar atarak koştu. Takımın hepsi ileride olmasına rağmen o topu söktü aldı dedim yani. Gerçekten Ziyech galiba Premier Lig takımına karşı da oynadığı için kendisini göstermek istiyor. Çünkü sen de hak verirsin ki Chelsea zamanlarında tam Evet. olarak istenilen performansı verememişti. Nitekim zaten İngiltere'de de büyük sükse yarattı Ziyech'in bu oyunu. Ben Galatasaray'ı genel olarak beğendim. Fakat Icardi'nin durumu çok iyi değildi. Kerem Aktürkoğlu oyuna girdikten sonrasında çok verimli oldu ki attığı vuruş, ilk kontrol Evet. inanılmaz. Bunun haricinde Torreira, Ndombele ikilisi yani orta alanda Ndombele'nin ne kadar eksik olduğunu, ne kadar etkisiz olduğunu her geçen maç görüyoruz ve ciddi bir yatırım da var burada. Umarız Galatasaray bu kontrattan, bu sözleşmeden bir şekilde sıyrılabilir. Kopenhag yendiğimiz takdirde ve futbolun olağan koşullarında Bayern Münih'in de United'ı yeneceğini tahmin ediyoruz, umuyoruz. Böyle bir durumda Galatasaray grubu ikinci tamamlayacak ki Bayern Münih, United, Kopenhag gibi takımın olduğu gruptan da ikinci olarak çıkmak da başarı olarak sayılabilir diye düşünmekteyim. Senin görüşlerini merak ediyorum Mehmet Eren. Ya kesinlikle öyle. Umarım ikinci olarak çıkarlar ki Ndombele'ye değindin sen de ona da bahsetmek lazım. Ya Kayseri maçında oldukça iyiydi. Yani şaşırtıcı şekilde iyiydi ama Kayserispor'a karşı oynuyorsunuz. Bir tarafta da Manchester United'e karşı oynuyorsunuz. Yani sizin aslında transfer edilmiş sebebiniz Manchester United maçı. Kayseri maçında iyi oynayın diye sizi transfer etmiyorlar yani. Bu diğer oyuncular için de geçerli. Ki bu maçta 3-3 bitmesine rağmen bence yani izlediğimiz zamandan beri Icardi'nin en kötü maçıydı. Yani öyle söylemek lazım. Ona rağmen 3-3 bitti. Biraz Icardi'nin kendi gününde olduğu bir maçta olsa belki de galibiyet gelecekti yani Galatasaray tarafına. Bence yine çok şahane bir maçtı onlar adına. Yani taraftarın
Şahane bir koreografisi vardı. Bir Galatasaraylı olmayarak söylüyorum. Tabii takım tutmuyorum zaten direkt de. Güzel bir desteği vardı. Son maç biraz zor bir maç. Birazdan değineceğiz zaten bizim Fenerbahçe'nin Kuzey'de aldığı mağlubiyetten sonra Galatasaray için de bir korktum açıkçası ama onlar daha mücadeleci bir takım. Galatasaray'ın kadro kalitesi de çok daha üst seviyede. Umarım çok daha farklı bir galibiyet alırlar orada ve ikinci tura doğru yani son 16 turuna doğru giderler. Tabii orada aslında hani son 16 turundan sonra Avrupa'ya ilerlemek de olabilir. Yani son 6 tur olmazsa Avrupa'ya da gidebilirler. En kötü 3. olmaya da bakabilirler. Çünkü bu maçta bir puan da yetiyordu. Yani ilerisi için bir puan yetiyordu son maçta. Umarız iyi şekilde devam ederler. Eklemek istediklerim var mı Galatasaray tarafıyla ilgili? Şöyle bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde devam ederlerse çok ciddi bir maddi gelir takıma Evet. eklenmiş olacak. Kocaman büyük bir. Nitekim bu kadar büyük bir yatırım yapılmışken de bu maddi desteğe kesinlikle kulüp ihtiyaç duyacaktır. Bunun haricinde Galatasaray'ın büyük takımlara karşı çok daha güçlü oyunlar veya oynamak istediği oyunu çok rahat bir şekilde oynadığını gördük. En azından rekabetçi maçlar ortaya çıkardı. Burada da Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesinin güzel sonuçlar doğurabileceğini takım adına konuşabiliriz. Fakat Avrupa'ya düşüldüğü takdirde 3. olma programı senaryosunu değerlendiriyorum. Burada da çok güçsüz rakipler yok. Güçlü rakipler de var. Ve prestij anlamında da Galatasaray'a katabilecekleri ilerlemesi hususunda daha da realist düşünceye yakın. Ben bu konuda iki tarafta da Galatasaray'ın iyi işlere imza atabileceğine inanıyorum. Düşünüyorum. Özellikle ülke puanının şu haftalarda sıkıntıya girdiği dönemlerde buna ihtiyacımız var diye düşünmekteyim. %100 katılıyorum sana. Ben de aslında bitirmiştim sözlerimi de Okan Buruk'la ilgili bir aklıma fikir geldi onu söyleyeceğim. Okan Hoca biliyorsun Başakşehir döneminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa kariyerinde maçları çıktı. 6 maç oynadı zaten orada ve hani kötü bir serüven geçirdi. Hani Paris vardı, diğer güçlü takımlar vardı grupta ama ondan sonra Galatasaray başına geçtiğinde farklı bir açıklaması olmuştu bir röportajda. Ben o gruptan çok fazla bilgi aldım. Hani kötü bir serüven geçirdik ama çok fazla tecrübe ettim diye. O tecrübelerin hepsini bu grup maçlarında kullandı bence. Yani şahane geri bildirimler almış gerçekten. Ben hani Berk'le de konuştuğumuzda söyledim. Sana da söyleyeyim ve diğer arkadaşlarımız da duysun. Bence yeni nesil hocalar arasında kesintisiz bir numaralı isim yani şu anda Okan Buruk. İstiyorsan burada Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçlara bakalım biraz da Galatasaray'ı kapattıktan sonra. Tabii. B grubunda Arsenal 6-0 Lens'i mağlup etti. Onun haricinde C grubunda Real Madrid 5'te 5 ile devam ediyor. 15 puanı var. Yenilgisiz devam ediyor zaten. D grubuna baktığımızda 2 tane 11 puana sahip kim lider olacak onu göreceğiz. Inter ve Real Sociedad. Inter de zaten son Şampiyonlar Ligi finalisti. E grubunda Atletico Madrid 11 puana sahip. Lazio 10 puana sahip. Orada da ilginç bir serüven var ama iki takım kesin olarak çıkacaklar zaten o belli oldu. F grubu ölüm grubu denilen grup. Orada Dortmund 10 puana sahip, Paris 7 puana sahip, Newcastle 5 puana sahip, Milan da 5 puana sahip. Yani orada her şey olabilir. Dortmund yani kesin çıktı zaten ama Paris'in, Newcastle'ın ve Milan'ın çıkması da son maçlarda belli olacak. Yani inanılmaz bir 2-3 gün bizi bekleyecek orada. G grubunda City 5'te 5 ile gidiyor ki Real Madrid'le beraber zaten en istikrarlı takım şu anda Şampiyonlar Ligi'nde. Leipzig orada kesin olarak çıktı ikinci olarak. H grubunda da Barcelona ve Porto hatta Shakhtar'a da katalım oraya 9 puanla Porto ile beraber mücadele veriyorlar. Barcelona da kesin çıktı gibi düşünebiliriz. Ne düşünüyorsun bu geri kalanlarla ilgili? Özellikle en son Newcastle Paris Saint-Germain maçını izledim. Evet. Paris'in kesinlikle kazanması gereken bir maçtı ki Paris Saint-Germain'in yatırım aldıktan sonra genel ideasının Şampiyonlar Ligi olduğunu ve hep bu doğrultuda ilerlemeye çalıştığını sen de biliyorsun. Aynen. Ben o sebeple dikkatli izledim ve yaklaşık 5xG'ye yakın bir istatistik oluşturdu Paris Saint-Germain. Fakat gol bulamadı. Yani buldukları gol de sadece penaltıdan oldu. Evet. İşte bir yandan Barakolası kaçırıyor, bir yandan Mbappe kaçırıyor, o kaçırıyor, bu kaçırıyor. Dedim ki yani bu kadar kaçılmaz çünkü inanılmaz hücumsal oynuyorlar, çok pozisyona giriyorlar. İşte bir yandan Newcastle atak veriyor, tüm toplar Nick Pope'un üstüne geliyor. Dedim yani bu takım artık gol atmalı, buradan 3 puan çıkarmalı. Fakat öyle bir şey olmadı. 1-1 sonuçlandı maç. Gerçekten Evet. o maç, pardon, o grupta her şey olabilir. Ben her şeyi gebe görüyorum. Ölüm grubu denildiği kadar var. Çok büyük takımlar belki yok ama dişe diş takımlar var diyebiliriz. Tabii Aynen ki öyle. bunların hepsi çok büyük kulüpler ama dişe diş takımlar oldukları için de keyifli maçlar izliyoruz. Ben özellikle o grubu izlemekten ve aynı zamanda Paris Saint-Germain Newcastle maçını izlediğim için de kendimi şanslı görüyorum. Bunun haricinde Real Madrid'e de birazcık değinmek istiyorum. Özellikle sezon başından itibaren sakatlıklarla uğraşıyorlar ki biz de Evet. yakinen biliyoruz Arda Güler'den dolayı. Buna tabii Tchouaméni eklendi, Camavinga eklendi.
İşte Vinicius Junior eklendi, bir yandan Rodrigo gidiyor vesaire. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eksiksiz devam etmeleri de gerçekten takdire şayan. Tabii grupları birazcık daha kolay olabilir, bunun etkisi vardır. Fakat yine de bu Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini bir ev sahibi olarak görmek lazım. Ben bu sebeple de Real Madrid'i bu senenin en iddialı takımlarından birisi olarak görüyorum ki sakatların dönmesi dahilinde de oldukça güçlü olduklarını hepimiz göreceğiz. Kesinlikle. Konferans ligine geçmeden Avrupa ligine de geçelim. Biz bildiğiniz gibi 3 ligi de ele almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Orada da takımımız yok ama maçlara, skorlara bakarak, gruplara bakarak bir ele alalım. A grubunda West Ham ve Freiburg 12 puana sahip. Ki West Ham'da şöyle bir şey var. Linesman sosyal medya hesabında da biz paylaştık. Thomas Suchek, orta sahada oynayan Çek oyuncuları son 3 maçta Nottingham Burnley ve Avrupa'da oynanan son maçlarda hep son dakika golü atarak takımı kurtardı. İlginç bir istatistik orada. 2 tane 12 puana sahip olan takım var. Orada da yine son maçlarda liderin kim olacağı, kim playoff oynayacak çok önemli. Çünkü orada playoff biliyorsun Mart ayına kadar maç oynamıyorsun lider olduğunda. Çok uzun bir süre yani. Playoff oynayan takımların işi daha zor oluyor. B grubunda aslında Avrupa Ligi'nin ölüm grubu olarak adlandırılan B grubunda ölen Ajax oldu. Çünkü AEK bile 3. oldu. Ajax sadece 2 puan toplayabildi. Marsilya 11, Brighton da 10 puana sahip. Orada da yine direkt kim çıkacak onu göreceğiz. Son maçlarda Real Betis C grubuna geçtik. Real Betis 9 puan, Rangers 8 puan, Spartak Prag da 7 puan. Orada da yine üçlü bir yarış var. D grubunda 11 puanla Atlanta ilk sırada, Sporting Lisbon 8 puanla. Yani bu iki takımdan birisi çıkacak. Çünkü Sturm Graz ve Rakov'un zaten iddiası kalmadı. E grubunda Liverpool 12 puana sahip, Toulouse da 8 puana sahip. Bu iki takımdan birisi çıkacak gibi görünüyor. Orada da hani çok büyük bir iddia yok açıkçası geri kalan takımlarla ilgili. F grubunda da Rennes ve Villarreal'in çıkması çok ihtimal içerisinde. Slavia Prag G grubunda 12 puana sahip, Roma 10 puana sahip. H grubunda da Leverkusen 15 puan, 5'te 5 ile gidiyorlar. Şu anda en istikrarlı takımlar diye biliyorum. Ki Xabi Alonso'nun büyük bir etkisi var zaten orada. Onun haricinde de Karabağ, Azerbaycan temsilcisi. O 7 puana sahip, Molde'de 7 puana sahip. Orada da yine ikinci kim çıkacak? Son maçlarda göreceğiz. Avrupa ile ilgili düşüncelerin var mı? Ben Avrupa Ligi'nde gerçekten İngiliz takımlarını oldukça favori görüyorum. İşte sen de bahsettin, Brighton olsun, Evet. Aston Villa olsun, işte Liverpool zaten var. Bunların hepsi çok ciddi takımlar ve farklarını da şimdiye kadar ortaya koydular. Ben bunun haricinde dün oynanan Brighton AEK Atina maçına değinmek istiyorum birazcık. Gerçekten AEK çok iyi ve diri oyun oynamasına rağmen ki o grubun belki de ölüm grubu olmasına çok büyük yardımda dokundular. Çünkü belki de dışarıdan bakıldığı zaman hani dördüncü sıraya koyulabilecek ilk takım Ajax olarak gözüküyor. Fakat Evet. oynadıkları oyun olsun, yırtıcılıkları olsun dün de büyük sıkıntı çıkarttılar. Kendi ellerinde Brighton'a karşı 1-0 kaybettiler. İstatistikler çok daha öndelerdi. Kırmızı kart görmeleri sebebiyle geriye düşmüş oldular. Bunun haricinde eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Avrupa ligleri zaten birazcık daha turlar ilerledikçe keyifli oluyor. Nitekim Konferans Ligi de o şekilde. Aynen. İlerleyen turlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Süper. Bu şekilde de Avrupa Ligi'ni kapatalım. Konferans Ligi'ne geçelim. Tabii orada biraz daha kötü sohbetlerimiz olacak şimdi. İstiyorsan takımlarla başlayalım, takımlarımızla. Sonrasında gruplara bakarız tek tek en sonunda. Beşiktaş'la başlayalım. Maalesef Bodø/Glimt mağlubiyetleri olsun, diğer mağlubiyetler olsun. Zaten şu anda bir mağlubiyete, bir puana sahip özür diliyorum. Ve dün de 5-0'lık bir Club Brugge mağlubiyeti aldı. Ya aslında Fenerbahçe'ye nazaran ben bu mağlubiyeti bekliyordum. Hani böyle bir skor beklemiyordum. Tabii ki 2-0, 3-0, 3-1 bir şeyler olabilir diye bekliyordum ama 5-0 ki 4. dakikada yenilen golün ardından direkt zaten Beşiktaş oyundan düştü yani. Biraz erken alınmış bir karar bence hani oyundan düşme anlamında. Çünkü hatta şunu da düşünüyorum. Aslında kimse Rıza Çalınbay'a böyle çok bir pas atmıyor yeni geldiği için ama yani maçın başında şey vurgusu yapmıştı. Ülke puanı vurgusu yapmıştı ama ülke puanı vurgusu yapılan bir yerde Gedson ve Amir gibi orta sahada direkt yazacağınız isimler yedek kulübüsünde oturuyorsa zaten oyunculara da bu maçı direkt ben kafamda bitirdim şeyi veriyorsunuz yani. Çünkü maçtan sonra öyle dedi zaten. Bir iddiamız yoktu. Rastgele bir maçtı dedi. Aslında ülke puanını da çok umursamadığını görüyoruz burada. Ne düşünüyorsun abi? Sohbet havasında gidelim istersen Beşiktaş tarafına. Yani şöyle, aslında Rıza Çalınbay ilk geldiği zaman çok iddialı bir şekilde hani biz Konferans Ligi'nden elendik. Fakat işte burada benim gelmemle birlikte bir sonraki maçlarda neler olduğunu göreceğiz gibisinden bir yaklaşımda bulunarak Aynen. işe koyuldu. Tabii ki
Beşiktaş'ın çok sakatının olması, çok eksiğinin olması ayrı bir konu. Fakat sen bu eksikleri de göze alaraktan böyle bir söylemde bulunuyorsun. Aynı zamanda senin de bahsetmiş olduğun gibi ilk 11'e böyle bir tercihte bulunuyorsun. Stoperde genç bir oyuncun varken Onur Bulut'u sağ stoper olarak oynatıyorsun. Nedeni Evet ise ya. iki tane sol ayaklı da stoperin olmaması vesaire. Yani Onur Bulut'un bu sezon 5 farklı mevkide oynadığını Ya görüyoruz. bir de şunu Yani bunların söyleyelim. hepsi aslında Aytu ile ilgili öyle efendim. söyledi ama maçın içerisinde zaten Aytu'yu tekrardan oyuna aldı ki Kole'yi Aytu'nun Evet. yerine oynatmıştı. Kole'nin maç gollerde yenilen hatasını düşününce keşke Aytu oynasaydı da en azından 90 dakika kondisyon yakalamaya çalışırdı yani. Kesinlikle öyle. Aslında senin de bahsetmiş olduğun gibi Beşiktaş'ın bir puanın olması hani hem taraftar nezdinde hem tüm camia tarafından hani galibiyet olmasa da belli bir aksiyon alınır, bir reaksiyon gösterilir gözüyle bakılıyordu. Evet. Fakat ilk dakikalarda gelen gol, sonrasında takımın isteksizliği, işte Buruj'un bambaşka bir oyunu artık dalga geçer niteliğinde oynamaya başladılar. Ya bunların hepsi birleştiği zaman senin ne kadar eksiğin olursa olsun, ne kadar sıkıntın olursa olsun kendi evinde hiç gol atamadan Buruj Evet. gibi bir takımdan 5 gol yememelisin. Kesinlikle. Ya böyle bir şey kabul edilebilir değil. Tamam başkanlık seçimi var ilerleyen günlerde. Teknik direktörün yeni değişti. Şu oldu, bu oldu. Ya ben bile hani Rıza Çalınbay geldikten sonrasında Beşiktaş birazcık daha zor gol yiyor. Hani birazcık daha sert bir oyun ortaya koyar. İşte o hücum hattını gördükten sonra Rebiç var, Cenk var, Aboubakar var. Dedim belki bir iki gol atılabilir. Ama bunların hiçbirini görmeyip de kalede 5 gol yiyip bir de oyuncuların herhangi bir şekilde buna bir isyan etmesini görmeyince hem taraftar çileden çıkıyor, hem biz çileden çıkıyoruz. Hem de yani birileri ülke puanı için çabalıyor. İşte biz burada program çekip bir şeyler katmaya çalışıyoruz. İşte daha iyi futbol oynansın, daha keyifli maçlar oynansın, daha iyi olsun her şey. Ama bunların haricinde tamamen bambaşka dosyalar görünce artık Avrupa'yla da veya işte anlayış olarak da ne kadar geride kaldığımızı görmüş oluyoruz. Burada Rıza Çalınbay'a tekrardan değinmek istiyorum. Yani elindeki oyuncu havuzları almışken sen Samsunspor maçındaki gibi bir kadro anlayışıyla Kulüp Brugge maçına çıkarsan sıkıntı yaşamamak da elde değil. Hal böyle olunca da bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Yani çok fazla bir şey demeye gerek yok çünkü sonuç hepimize bir şeyleri anlatıyor. Oyun da sonucu destekler nitelikte. Şunu da belirtmek lazım. Buruc'a gidildiği zaman da skor 1-1 bitmişti. Fakat burada bir futbol şansı da Beşiktaş'ı vurmuştu. Buna değinmiştik. Oradaki maç da 5-0 bitebilirdi. Fakat burada şans Beşiktaş'ın yüzüne gülmedi. Buna da değinmek lazım diye düşünüyorum. Senin de görüşlerini merak ediyorum ayrıca. Bence süper özetledin. Önümüzdeki son maçta da Lugano'ya gidecek Beşiktaş. Ki senle Berk'in yayınında konuştuğunuzda gruplar belli olduğunda sen umarım Lugano'ya güzel bir şekilde gideriz İsviçre'ye demiştin. Maalesef aşırı kötü bir şekilde gideceğiz. Ama yani şunu da ekleyelim. Şimdi bu kafada bir Beşiktaş takımının ve yönetiminin o zaman galiba değişmiş oluyor. Lugano maçında yönetim değişmiş oluyor. Çünkü başkanlık seçimi bu pazar. Ona nasıl gidecekler onu çok merak ediyorum. Çünkü Lugano'da hani bir kere deplasmandasınız zaten sonuç olarak. Ülke değiştireceksiniz. Akşam saatlerinde yine oynanan bir maç. Hani ondan önceki maçlarda hatırladığım kadarıyla zorlu maçlar. Galiba Fenerbahçe derbisi de var. Hani o maçta ne olacak çok merak ediyorum. Umarım hani böyle bir hezimet yaşanmaz. Çünkü hani çok daha farklı reaksiyonlar alınabilir. Eğer böyle bir hani galibiyet, puan çıkarma gibi bir hedefi yoksa takımın ve Rıza Çalınbay'ın bence bunu basın toplantısında biraz anlatması gerekiyor. Derbide çok daha baskılı oynayıp yargılayacağız. Zaten Avrupa'da bir şey yapamayacağız. Hani puan da ülke puanı içinde bir katkımız olmayabilir. O sebeple hani biraz rotasyona gideceğim gibi bir anlayışla giderse taraftar bunu normal karşılayabilir diye düşünüyorum. Yoksa benim mesela en kızdığım nokta oydu. Yani en başta ülke puanı çok önemli deyip sonra da aslında hiçbir önemi yoktu bu maçın denmesi biraz farklı geliyor bana ki Şenol Güneş'e de biraz aslında Burak Yılmaz'a da Şenol Güneş'e de biraz pas attı maçın sonunda. İşte kondisyon yüklemeleri sakatlıklardan vurdu. Orada da hani birine direkt Rıza Çalınbay'ın gelip böyle bir açıklaması yapması bence doğru değildi. Hani tabii ki de orada hatalar olmuş olabilir. Şenol Güneş'in hataları olmuş olabilir. Burak Yılmaz'ın hataları olmuş olabilir ama yani bunu direkt mazeret üreterek söylemek bence doğru değil. Çünkü herkes biliyor zaten inanılmaz fazla sakat listesi olduğunu ve herkesin formda olmadığının takımda. O sebeple biraz daha anlayışla karşılaşsaydı maçı ve düzgün anlatsaydı bence ona tepki çok fazla olmazdı. Çünkü birkaç yerde tepki gördüm. Çünkü hocanın bir sorunu yok yani. Bu maçla ilgili bence direkt olarak hocanın bir şeyi yok. Açıklamalarıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani umarım Lugano'dan güzel bir şekilde kapatırız deyip Beşiktaş tarafında istersen kapatalım eklemek istediklerin yoksa.
Bunu ekleyeyim. Zaten bizim eleştirdiğimiz Rıza Çalınbay'ın oyuncuları sakatladığı veya işte elinde çok iyi bir kadro varken kötü kadroyu tercih ettiği vesaire değil. Söylemlerinin keskinliği ve birbiriyle tutarsız Kesinlikle. olmasından dolayı bir eleştiride bulunuyoruz. Yani sen Beşiktaş'ın başına gelmeden öncesinde işte ben şunu şunu yaparım, şöyle puan alırım, böyle yapardım, şöyle yapardım deyip işin içerisine girdiğin zaman hani ya çok sakatımız var, Sivas'ta da bu kadar sakatımız oluyor da ben böylesini görmedim falan Evet. söylemlerinde bulunman birazcık antipatik kaçabiliyor. Fakat en nihayetinde Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'ın çocuğu olduğu, kendini şu ana kadar bu ismini Kesinlikle. ispatlamış olması, bu ara dönemde çok makul bir isim olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ben Beşiktaşlılar için tek bir söz edip bu defteri kapatmak istiyorum. Bazen en yükseğe çıkabilmek için en dibi görüp oradan sıçrama yapmak gerekiyor. Beşiktaşlılar bu şekilde düşünsünler. Bence güzel günler yakındır. Süper. Ben de şunu ekleyeyim hem ufaktan kapatmadan önce. Bence Rıza Çalınbay'la sezona gidileceğini, bitireceğini düşünüyorum. Ama iki yani gelecek ismin de Serdar Adalı da olsun, Hasan Arat da olsun kim olursa olsun artık. Bence Rıza Çalınbay'la önümüzdeki sezon devam etmeyecektir. Ve devam ederlerse bence ikisi de bir Sergen Yalçın yoklaması yapacaktır diye düşünüyorum. Yeni nesil hocalara çünkü yatırım yapılması şart bence yani. Kim olursa olsun bu yabancı yapılmıyorsa eskiden biraz artık kaçmak gerekiyor diye düşünüyorum ki çünkü buradan birazdan Fenerbahçe'ye bağlayacağız. Orada eskinin ne olduğunu çok iyi anlayacağız yani. Eski taktikler, bilmem neler kalmadı böyle bir şey çünkü. Okan Buruk'un farkını o yüzden görebiliyoruz Galatasaray'da bence direkt olarak ki Nuri Şahin'in Antalyaspor'da olsun bu tür farkları görebiliyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon öncesi ben bir Sergen Yalçın yoklaması yapacağını düşünüyorum. Kim olursa olsun yönetimde açıkçası. İstiyorsan burada Fenerbahçe'yi bağlayalım. Tabii. Fenerbahçe Beşiktaş'a nazaran daha beklenmeyen bir mağlubiyet aldı ki 6-1'lik Norveç mağlubiyeti yani söylerken bile zorlandığımız bir takım. Takımı da böyle şey yapmak istemiyorum, gömmek istemiyorum. Aslında kendi klasmanında çok önemli bir takım. İnanılmaz oyuncular yetiştiren bir takım. Danimarka'nın en önemli takımlarından birisi zaten. Ama hani Fenerbahçe klasmanında değil. Çünkü konferans ligi başlıyorken Aston Villa 1, Fenerbahçe 2 deniliyordu şampiyonluk şeyinde yani baktığımızda. Hatta Beşiktaş'ı da oraya katıp acaba işte bir final olur mu falan diyorduk. Ama yani böyle bir mağlubiyet beklenmiyordu. Evet sakatlıklar fazla. Durum kötü. Eksi 6 derecede falan maç yapılıyor. İnanılmaz bir ortam. Ama hani 6-1 değil de en azından böyle bir 3-1 bile olsa okey diyecek taraftarlar. Ve yani bir beraberlik olsa keşke olsa. Gruptan çıkacak zaten beraberlik olsaydı yani. O sebeple biraz beklenmeyişi bu mağlubiyetin aslında tepkiyi de arttırdı diyebiliriz. Neler düşünüyorsun abi Fenerbahçe tarafıyla ilgili? Yani Fenerbahçe beraberlikle çıkarsa yanılmıyorsam gruptan çıkacağını garanti haline Evet. getirmiş olacaktı. Fakat Norjeland'ı kendi evinde konuk ettiği zaman da birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştı Fenerbahçe. Ancak senin de bahsetmiş olduğun gibi kimse yani bu şekilde bir mağlubiyeti tahmin etmiyordu. Tamam, defans hattında yine Beşiktaş'ta bahsetmiş olduğumuz gibi eksikler olabilir. Evet. Çok iyi kadro çıkaramamış olabilirsin. Yani ama bu senin tekrardan ligde oynadığın veya bir önceki Avrupa karşılaşmalarında oynadığın oyunu ortaya koyup da bu oyunu stoper tandeminde genç Yusuf ve asıl mevkisi orta saha olan İsmail ile denemen anlamına gelmiyor. Kesinlikle ya. Hal böyle olunca taraftar da tabii isyan etme noktasına ulaşıyor ki bu konuda artık tahammül seviyesi en düşük noktalarda olan taraftar da Fenerbahçe. İşte bunu çok net bir şekilde görüyoruz yani. Bu sezonun başlarında tekrardan en ufak bir sıkıntı olduğunda taraftarın sıkıntı yaşaması, Kadıköy'de oynanan maçlarda deplasmandan daha da sıkıntılı maçlar geçiyor olması. Bunlar çok uzak günler değil, yakın zamanlarda. Şu an Fenerbahçe için iyi bir dönemin devamı olduğu için bunları çok hatırlamıyor olabiliriz. Biz genelde kısa vadede olanları iyi hatırlarız. Yani bunların unutulmaması gereken şeyler ve Fenerbahçe için tek umut beslediğim nokta bu mağlubiyetin lige ve sonraki maça tezahür etmemesi. Umarız böyle bir şey olmaz. Çünkü 6-1 yenilebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Yani Norveçland'ı da yenilebilirsin. Sonuçta deplasman dersin. İşte kadroda sıkıntı yoktu, bu yoktu, şu yoktu. Buradan iyi bir ders çıkarıp aynı şekilde oyun anlayışını da diğer maçlara doğru güzel entegre etmek lazım. Burada tamamen tek sorumluyu ben İsmail Hoca olarak görüyorum. Tamam oyuncularda da sıkıntı olmuş olabilir ama İsmail Hoca'nın böyle bir kadro tercihinde bulunması, oyuncu değişikliklerinde çok büyük bir sıkıntı yaşaması, işte maçın Kesinlikle. belki de en iyisi Batshuayi'yi çıkarıp tamamen ezbere bir değişiklik, işte Dzeko'yu oyun alması, Cengiz verimsiz Cengiz yerine direkt İrfan Can'ı alması. Yani bunlar yanlış değişiklikler değil belki de ama artık hep aynı değişiklikleri yaptığı için de bir
alışagelmişin dışında bir şey görmek istiyor taraftar. Çünkü her maç aynı oynanmıyor Mehmet Eren. Sen de hak verirsin ki. Aynen öyle. Her maçın dinamiği farklı, her maçın oynanışı farklı. Premier Lig'de veya bizim liglerimizde bile her takım o takıma karşı, o her oyuncusuna karşı farklı yöntemler geliştiriyor, farklı taktikler geliştiriyor ve o taktiklere göre oyun oynuyorlar. Hal böyle Evet. olunca sen her maç aynı kadroyla çıkıp, her maç aynı kadroyla çıkmasan bile kadro yapısındaki oyunculara bakmaksızın oyun anlayışını aynı yapmaya çalışırsan da böyle sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ki yani Norjland gibi bir takımın sen 7-1 bir galibiyetin olduğunu biliyorsun. Bu 7-1 Evet. galibiyetin nasıl olduğunu da iyi analiz etmiş olman gerekiyor ki kendinde böyle bir hezimet yaşama. Bu takım çok iyi bir kontra takımı. Senin stoperlerin iyi değil. Arka tarafın hiç iyi değil bu maça çıkarken. Sen ikinci yarıya başlarken tamamen hücum odaklı bir şekilde maça çıkarsan ve geriye en ufak bir top, işte paralel top olsun, dikine top olsun, uzuna bir top, önüne top falan. Yani bu gibi durumlarda nelerle karşı karşıya kalabileceğini birazcık kafasında kurmuş olmasını beklerdim ben. Hem teknik ekibin hem de İsmail Kartal'ın. Fakat bunları görmedik. Norveç'ten çok rahat bir oyun ortaya koyaraktan temsilcimizi inanılmaz bir şekilde mağlup etti. Tabii son maçımız Spartak Trnava. Evet. Buradan bir galibiyet çıkarıp artık gruplarda ilerlemeyi düşünüyoruz. Umarız birinci çıkarız çünkü senin de bahsetmiş olduğun gibi bir tur daha az oynuyor birinci çıkan kişi. Bu da yoğun fikstürümüzde ne kadar değerli izleyicilerimize bunu takdir ederler. Yani ben Fenerbahçe adına Beşiktaş dediklerimde biraz benzerini demeye çalışıyorum. Umarız lige ve bir sonraki maçlara tezahür etmez bu durum. Kadro olarak çok kötü bir durumda değiller. Zaten Beşiktaş'taki gibi de öyle hani çok fazla kalitesiz oyuncu profilindeki kişiler de yok. Rüştünü Kesinlikle. ispatlamış oyuncular var. Buradan çok iyi bir şekilde sıyrılabilirler. Sakatların bir an önce dönmesi lazım. Bunlar döndüğü takdirde Fenerbahçe zaten Konferans Ligi'nin yine iddialı ekiplerinden birisidir. Hem bu maç birazcık ders olmuş oldu. Şöyle de bir örnek verelim izleyicilerimize. Beşiktaşları birazcık rahatlatan bir söz söylemiş olduk. Fenerbahçeleri de birazcık rahatlatalım. Roma'nın Konferans Ligi'ni kazandığı sezon Evet. Odogwinip'te karşı 6-1'lik bir mağlubiyeti bulunuyor. Evet. Bazen bu gibi yollarda sert bir tokat yemek gerekebiliyor ki bunu yiyen tokadı yiyen kişi de Jose Mourinho. Aynen. Birazcık bu gözle de bakılabilir deyip birazcık ortamı yumuşatmak istiyorum ki Fenerbahçelilerin çok gergin ve sıkıntılı olduklarını, üzgün olduklarını görüyorum. Bu sebeple bu bilgiyi de vermekte yarar var. Senin de görüşlerini merak ediyorum ayrıca. Tabii pozitif tarafından bakmak lazım yani. Finale şampiyonluğa giderken bu tür mağlubiyetler dediğin gibi çok önemli bir şeylerin farkına varılması için. Ben bu mağlubiyetin direkt olarak İsmail Kartal'a yazdığını düşünüyorum. Yani başka bir ikinci isim yok bence. Sonrasında tabii ki de oyuncular gelecek. Ama hani İsmail Kartal'ın Türkiye Süper Ligi'nde bile hani sürekli benzer pozisyonları alması, sürekli aynı şeyleri yapması ki hani ilk döneminden Jorge Jesus'tan sonra ayrılmıştı biliyorsun. O dönem bir açıklaması olmuştu işte Premier Lig'de bir hocayla beraber işte çalıştım falan gibisinden. Hocayı söylemedi de biraz tüyo vermişti. Galiba o şeydi. Southampton hocası Ralf Hasenhüttl'dü. Ki onlar da zaten küme düştüler yani Premier Lig'de. Onun da biraz kendimi geliştirmeye çalıştım falan demişti ama hiçbir etkisi olmadığını gördük bu stresli anlarda yani. Çünkü çok benzer yani Batshuayi mesela niye çıkıyor ben hiç anlamadım. Yani ben Batshuayi'nin zaten gitmek istediğini herkes biliyor. Bu maçtan sonra da kesinleştirmiştir zaten yani. Adam inanılmaz oynuyor. Gol attı, gol sayılmadı bir tane golü. Hani atmaya da devam edebilir belki de. Çünkü tek vuruşunda gol atabiliyor. İnanılmaz bir ayağa sahip zaten. Dzeko ile beraber biri indirse biri vursa İkili forvet oynasalar çok çok daha iyi olabilirdi yani. Biraz kötü performans sergilediğini düşünüyorum. Bir de şunu gördüm. Doğru mu bilmiyorum ama belki de biz hep futbol konuşmaya çalışıyoruz. Biraz futbolun dışına çıkalım. Galiba İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenörmüş takımda. Yani ben öyle bir şey gördüm. Umarım doğru değildir. Çünkü oğlunun Instagram hesabında da asistan koç falan yazıyor bayağı Fenerbahçe'de. Yani bu doğruysa çok saçma olur. Bu arada oğlunu eleştirmek için söylemiyorum. Çok zeki de olabilir ama hani yani bu yollarda daha da belki İsmail Kartal'a yardımcı olabilecek birileri gelebilirdi teknik ekibi. Yani bunu bence yönetim de Ali Koç da direkt olarak kesim yapabilir orada yani veya yetkiyi eline alabilir diye düşünüyorum. Tabii ki yani oğlunu yanına alabilirsin. Çünkü Galatasaray'da mesela Ali Yiğit var. Okan Buruk Hoca'nın oğlu. Onunla ilgili ne yorumlar gelmişti yani. Bence İsmail Hoca'nın oğluyla da ilgili kötü yorumlar gelmeye başlar. Bilmiyorum çok fazla kötü yorum geliyor mu da ben sadece sosyal medyada bir ara fark ettim gece maçtan sonra. Sonrasında hiç bakmadım yorumlar var mıydı ama umarım
kötü bir izlenim vermemiştir diye düşünüyorum. Orada da çünkü farklı işler olabilir yani. Onun haricinde yani son maç dediğin gibi Spartak Trnava İstanbul'da oynanacak bir maç. Muhtemelen kazanacaklardır ama o zaman da ikinci olma ihtimalleri kendi ellerinde değil. Yani birinci olma ihtimalleri. Çünkü Ludogorets-Nojelen maçı çok önemli oluyor. Büyük bir avantajı vermiş oldular. Her ne kadar biz pozitif baksak Roma 6-1'lik mağlubiyet yaşadı desek de biraz son maçta onların elinde olmayacak. Bu arada şunu da düşünüyorum. Ben bazı oyuncuların da hani hocayla ilgili de olsun veya takımla ilgili de olsun biraz da yetkiyi eline almalarını bekliyorum. Tadiç olsun, Ceko olsun, belki de Livakovic ki konuşmadık ama Livakovic inanılmaz bir performans gösterdi yani maçta. Bu maç 6-1 değil de yani 7-8 belki 9 falan olabilirdi. İnanılmaz performans sergiledi. Ligde bazen kötü performanslar sergiliyor Livakovic. Tam başlayamadı istediği gibi ama bu maçta hakikaten iyiydi. Ya Fenerbahçe tarafı umarım diğer maçtan da gelecek güzel bir sonuçla Spartak Trnava galibiyetiyle ki bence galibiyetin hani böyle 1-0 2-0 değil de atabildiğiniz kadar atılması lazım. Hani 7-8 bile olsa artık 9'u arayın yani ben öyle söyleyeyim oyunculara. Tabii İsmail Kartal da bence bunu baskılayacaktır. Güzel bir galibiyet lazım orada diye düşünüyorum. Bu şekilde iki temsilcimize de noktayı koyalım. Ya maalesef dediğimiz gibi kötü bir 5. 4. hafta maçları oldu ama umarım 6. hafta maçlarında en azından grup serüvenini güzel bir şekilde kapatırız. Buradan da biraz istiyorsan konferans ligindeki diğer maçlara, gruplara bakalım. A grubunda Lille 11 puana sahip, Bratislava 10 puana sahip ki kesin olarak ikisini zaten çıkacak. Lille'de de milli temsilcimiz, futbolcumuz Yusuf Yazıcı zaten forma giyiyor. İlginç bir şekilde Ligue 1'da yani çok fazla forma alıyor ama böyle muhteşem performansı yok. Konferans liginde inanılmaz oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 10 golle kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu olmuş zaten. Onu da tebrik edelim. Yani bazen Yusuf Yazıcı'nın hala Lille'de oynadığını unutuyoruz çünkü hepimiz. Milli takımda bile yavaş yavaş hatırlanıyor yani. Çünkü bir ara CSKA Moskova'ya gitti. Orada yarım dönem geçirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara da Trabzon'a gelmişti tekrardan. İlginç bir kariyeri oluyor onun da. B grubunda Gent 13 puana sahip, Tel Aviv 12 puana sahip. Onlar da kesin olarak çıkacaklar. C grubunda 15 puana sahip Victoria Plzen var. 6-4-4 puana sahip olan Zagreb, Astana ve Balkani var. Orada da ikincinin kim olacağı belli değil. D grubunda Club Brugge 13 puana sahip. Bodo Glimt 10 puana sahip. Onlar kesin olarak çıkıyorlar zaten. E grubunda 12 puanla Aston Villa çıkacak kesin olarak. Legia Varşova 9 puana sahip. AZ Alkmaar 6 puana sahip. Orada da bir ikincilik yarışı var. F grubunda 11 puana sahip Fiorentina var. Ferencvaros'ta 9 puana sahip. Genk de 6 puana sahip. Genk ve Ferencvaros arasında bir yine ikincilik yarışı olacak gibi görünüyor. G grubunda PAOK 13 puana sahip. Frankfurt 9 puana sahip. Orada da kesin 1-2 belli oldu. H grubunda da Norwich 10 puana sahip. Ludogorets ve Fenerbahçe 9 puana sahip. Orada da 3 ekipten ikisi yoluna devam edecek. Neler düşünüyorsun abi genel olarak konferans ligiyle ilgili? Yani sen şimdi takımları sayınca bizim temsilcilerimizin bu hafta bu mağlubiyetleri almış olması canımı bir hayli sıktı tekrardan. Evet. Tamam, Beşiktaş'ın iddiası kalmadı ama Fenerbahçe'nin hala iddiasının devam ettiğini bu takımları saydıktan sonra da farkına varmış olduk. Evet. Diğer takımlar hakkında diyebileceğim tek nokta tehlikeli gördüğüm birkaç takım var. Onlar umarım ilerleyen turlarda karşımıza gelmez. Bunlar işte Fiorentina olsun, Genk olsun, Frankfurt olsun. Aston Villa var. Ters olabilecek Aston Villa olsun. Aston Villa kesinlikle çok güçlü zaten şu anda. Nitekim Premier Lig'de de kendilerini net bir şekilde belli ediyorlar. Tottenham'a karşı Evet. galibiyet de aldılar. Bunun haricinde fazla ekleyebileceğim bir şey yok. İlerleyen turların nasıl olacağı ve takımların nasıl kendilerini göstereceği belirleyen olacak şu anki aşamada. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Süper. Umarız önümüzdeki haftada grup maçlarını güzel bir şekilde anlatıp yolumuza diğer grup maçlarının haricinde işte son 6 turları olsun, son 32 turları olsun playoff maçları ve onlarla beraber yolumuza devam ederiz. Bu şekilde bölümün sonuna gelmiş olalım. Eklemek istediklerin var mı ayrıca? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık tekrardan. Önümüzdeki haftalarda tekrardan karşınızda olacağız. Ben olmayabilirim. Sevgili Berk tekrardan aramıza dönerse. Tarık da beraber zaten götürecekler. Onun haricinde çok teşekkür ediyorum sana da tekrardan. Önümüzdeki programlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.